Dünyada 4000 tane yaklaşık tür bulunmaktır, virüs türü. Virüsler genetik materyaline göre, yani biz buna DNA ya da RNA dediğimiz genetik materyale göre sınıflandırılmakta. DNA çift zincirli bir yapıya sahipken RNA tek zincirli bir yapıya sahiptir. Şu an içinde bulunduğumuz koronavirüs de tek zincirli RNA dediğimiz bir tipe sahiptir. Günümüzde şu ana kadar yapılan koronavirüs üzerine yapılan bilimsel çalışma bulunmamaktır. Yani bitkilerle ilgili yapılmış klinik bir çalışma olmadığı için koronavirüs üzerinde şu an arz edilen sosyal medyada, yerel medyada bir takım bitkiler söz edilmekte. Bu bitkilerin üzerine çalışma olmadığı için koronavirüse etkisi var mı yok mu tartışmalı bir konu. Vücudumuzda da olan ve yaygın bulunan influenza gribi, bunun dışında HIV virüsü, bunun dışında herpes simplex, zona gibi virüsler RNA iplikçiliğine sahiptir. Yani genetik materyal olarak RNA taşımakta. Böyle olduğu için bizim koronavirüs de RNA taşıdığı için bu RNA tipli virüslerde kullanılan bitkilerin hepsi koronavirüste kullanılabilir. Fakat bunları doğru seçmek lazım. Bunu da farmakope ve monograflara dayalı olarak seçmek lazım. Klinik çalışmalarda kabul edilmiş bitkileri kullanmak lazım. Peki bu klinik çalışmalarda desteklenen bitkiler neler? Onlara bakarsak bunlardan en önemlisi geven kökü. İkincisi meyan kökü. Onu yaban mersini takip ediyor. Lavanta, biberiye, anason, zencefil, nane gibi bitkiler takip etmekte. Fakat maksat bunları bilmek değil, maksat bunları doğru şekilde teşhis etmek, doğru şekilde tüketmektir. Mesela biz bir ilacı nasıl dozunda kullanıyorsak, sabah, öğle, akşam belli bir oranda kullanıyorsak bitkiyi de öyle kullanmak lazım. Eğer bitkide aşırıya kaçarsak ölüme kadar gidebilen ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Mesela örnek verelim, meyan kökü. Meyan kökünü aşırı dozda kullanırsak, doz aşımı yaparsak ciddi kronik hepatit dediğimiz karaciğer rahatsızlıkları ortaya çıkacaktır. Yine bunun dışında hipertansiyon, çok ciddi hipertansiyon olgusu ortaya çıkacaktır. Ayrıca diyabet etkisi olacaktır. Bununla birlikte önemli olan kandaki elektronların dengesi değişecektir. Sodyum miktarı artacak, potasyum miktarı azalacaktır ve bu da insanı ölüme kadar götürebilecektir. Bitkileri kullanırken kesinlikle karıştırma yapmamamız lazım. Çünkü karıştırma yaptığımız zaman içindeki etken maddeler birbirine karışır ve doz etkisi artabilir. Ve bu da vücudumuzda istenmeyen etkileri yol açabilir. Onun için her bitkiyi dozunda kullanmak lazım. Peki doz nedir? Doz genelde istenilen doz köklerde etken madde miktarı yüksekse doz %1 maksimum, %2 arası. Eğer uçucu yağ oranı varsa, etken madde olarak alkolit, glikozit fazla içermiyorsa da bu da %2 oranında düşünülebilir. Bu da şöyle bir mantıkla yürütülebilir. Yani 100 mililitre bir suya, yani bir bardak su içerisine 2 gram drog koyarız. Drog burada bitkisel bir organın içerdiği etken maddeyi sağlayan bir yapıdır. Drog olarak kullanabiliriz. %2'lik infüzyonla ya da dekoksiyon yöntemiyle bunları içebiliriz. Fakat içerken sabah, öğle, akşam mesela demleme usulü ya da kaynama usulü yapmamız lazım. Hiçbir zaman eğer bitkisel drog yaprak gibi, çiçek gibi kısımlarsa kaynatmamalıyız. Sadece kaynama suya koyup bekletmeliyiz. Eğer kaynatırsak yine etken maddesi zarar görebilir ve şifa vermeyebilir. Koronavirüsle ilgili medyada duyulan, sosyal medyada, sosyal paylaşım sitelerinde duyulan her türlü habere inanmayınız. Sadece akademik çalışmalar varsa ve bilimsel dergilerde yayınlanmışsa o zaman itibar gösteriniz.